Merhaba sevgili seyirciler, TRT Haber ekranlarında yayınımıza satır başı haber kuşağıyla günün oldukça önemli gelişmeleriyle devam ediyoruz. İlk olarak Cumhurbaşkanı'nın programıyla başlayacağız. Çünkü Cumhurbaşkanı'nı önümüzdeki günlerde oldukça yoğun bir program bekliyor. Bir diplomasi trafiği olacak, baş döndüren bir diplomasi trafiği olacak sevgili seyirciler. Kazakistan var, Astana var, onu konuşacağız. Sonrasında Azerbaycan olacak. Önümüzdeki hafta Amerika Birleşik Devletleri olacak ama öncelikle Kazakistan'la başlayalım. Çünkü Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 gün sürecek zirve için Kazakistan'ın başkenti Astana'da olacak. Gözlerse Erdoğan-Putin görüşmesine çevrilecek. Cumhurbaşkanının Kazakistan programı için ayrıntıları almak üzere hemen dönelim arkadaşımız Özge Çalışkan'a. Kazakistan'daki o yoğun programı takip edecek bizler için. Özge, neler aktaracaksın? Cumhurbaşkanının uçağı havalandığı bildiğimiz kadarıyla ne zaman orada olacak? Bugünkü program nedir? Yarın da oldukça yoğun bir program kendisini bekliyor olacak. Tüm detayları senden öğrenelim. Kazakistan'ın başkenti Astana önemli bir zirveye ev sahipliği yapıyor. Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi bugün itibariyle başlayacak. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu zirveye katılacak. 16 ülkeden lider bu zirvede yer alıyor. Bu zirve kapsamında önemli görüşmeler, ikili görüşmeler de yapılacak. Önce bugünden bahsedelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Türkiye'den hareket etti. Türkiye saatiyle 16 civarında da Astana'da olmasını bekliyoruz. Geldikten sonra önemli bir görüşmesi var. Geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya gelecek. İkili bir görüşme yapılacak. Görüşme önemli. Peki masada hangi başlıklar var? Oldukça yoğun, dikkat çeken önemli başlıkların olduğunu söyleyelim. Tabii turizmden enerjiye, altyapıya birçok detay konuşulacak. İki ülke ilişkileri, bölgesel konular konuşulacak. Ticaret hacminin artırılmasına ilişkin detaylar masada olacak ancak bunun yanı sıra önemli farklı başlıklar da var ki bunlardan en dikkat çekenlerinden biri İsrail'in saldırıları. Gazze'deki son durum, ateşkes için Türkiye'nin attığı adımlar. Bu detayların konuşulmasını bekliyoruz. Terörle mücadele vurgusunu yapmasını bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Suriye gündemi, özellikle Erdoğan'ın yurt içinde olduğu gibi sınır ötesi anlamda da terörle mücadelede kararlılık vurgusunda bulunmasını da bekliyoruz. Ve Rusya-Ukrayna savaşında gelinen son nokta. Bu konunun da gündemde olmasını bekliyoruz. Önemli ve aslında dünyanın da gözlerini çevirdiği bir ikili görüşme olacağını söyleyelim. Bu zirve öncesi Astana'da. Tabii farklı ikili görüşmelerin yapılması da planlanıyor liderler arasında. Bugün mesai bu görüşmelerle sürecek. Tabii yarın zirve resmi olarak başlayacak. Kazakistan heyeti bir karşılama yapacak liderlere. Sonrasında bir aile fotoğrafı çekilecekler. Resmi olarak başlamış olacak zirve. Liderlerin hitapları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da hitapları var. Alfabetik olarak olmuştu geçtiğimiz zirvelerde. Yine aynı şekilde bir planlama olduğunu söyleyelim. Liderler sırasıyla kürsüde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da hitabı olacak. Hitapta önemli başlıklara dikkat çekmesini bekliyoruz. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'deki son duruma ilişkin önemli mesajlar vermesini de bekliyoruz. Tabii önemli bir zirve dedik. 24.sü yapılıyor. 16 ülke yine bu zirvede yer alıyor. Lider yer alıyor. Liderlerin kapsamlı konuşmalarının, görüşmelerinin olduğunu söyleyelim. Zirvede dikkat çeken önemli bir detay daha var. Onu da aktaralım. Özellikle bu zirvede Şanghay İşbirliği Örgütü'nün uluslararası konularda çözüm odaklı, daha etkin olması için görüşmelerin olduğunu söyleyelim. Bu görüşmelerin de zirveyi bir kat daha önemli hale getirdiğinin de altına çizmekte fayda var. 2 günlük bir zirve. Tabii Astana'da hazırlıklar tamamlandı. Özellikle liderlerin bayrakları caddelere birçok noktaya asıldı. Bağımsızlık Sarayı'nda olacak zirvede. Önemli bir zirve dedik. Bizler de bu zirveyi takipte olacağız diyelim. Söz yeniden size bırak.